Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Kitap Tahlili programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta işleyeceğimiz kitap, Çağdaş Haricilik Düşüncesi, Tekfir ve Hicret Cemaati Örneği. Kitabımızın yazarı Profesör Doktor Ahmet Celi. Kitabımızı da size göstermek istiyorum. Stüdyo konuğum yine Faruk Telci Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İsteyesiniz. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Hocam kitabı ben size öncelikle vereyim tabii tahlil için. Hocam dilerseniz yazardan biraz bahsedelim. Yani yazar kimdir? Düşüncesi nedir? Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Çağdaş haricilik düşüncesi tabii bir cemaati irdeliyor burada. Evet. Bir örnekleme var. Yani IŞİD'in bir ön safhası diyebiliriz bazı özelliklerini duyunca. Hı hı. Müslümanlar içerisinde çıkmış. Kitap Mısır'daki bir hareketi anlatır. Ahmet Celi diye bir profesör. Cemaat üzerine aslında selefilik yani Şia ve haricilik üzerine bir çalışma. Hı hı. Burada tercüme Adnan Demircan Hoca'nın tercümesinde selefilik örneği var. Yani evet, bu iki örnekten. Bunu da haricilik kapsamında değerlendiriyor. Onun için yani kitap üst başlık haricilik ve Şiilik tarih boyunca modern çağda versiyonda ise cemaat, hicre ve tekfir tabii onları kendine başka bir isim verecekler. Bu örneği üzerinden bize bilgi verecek inşallah Teala. Şimdi kendi kitapları var. Onlara içeride değineceğiz. Kendi yazdıkları kitaplar var. Hem bir kitabın bir sıkıntısı bizzat o kitaplara ulaşamamaktır biraz da. Fakat onlar üzerine yapılmış çalışmaları derleyen, toplayan bir çalışma. Evet. Adnan Demircan Hoca da, Profesör Adnan Demircan Hocamız da kitabı tercüme etmiştir. Bize kazandırmıştır. Beyan Yayınları'ndan çıkan kitabı. Evet hocam. Peki hocam, şimdi haricilik tabii geniş bir kavram ve yıllardır zaten konuşulan, gündemde olan bir konu. Kitabın içerisinde hariciliği terim olarak, kelime olarak veya anlam olarak mı daha çok ön plana çıkarıyor yazar yoksa bunu oluşturan bir cemaat, bir kültürü mü daha çok ön plana çıkarıyor? Dediğiniz gibi yani haricilik bir üst isimdir. Evet. Onun alt versiyonları vardır. Tarihte Ezarika diye bir harici hareketi vardır. Kendi içerisinde ılımlı olan hariciler de vardır. Hı hı. Çok şiddet yanlısı olanlar da vardır. Yazarımız bu hareketi Ezarika'ya benzetir. Ezarika, Nafi bin Ezzak diye bir zat vardır. Onun kurduğu bir hareket. Bu kendilerinden olmayan, görüş itibariyle kendilerinden olmayan bütün Müslümanları kafir sayar. Hatta onların istiraz diye bir görüşü vardır, istiraz. Kendilerinden olmayan olmayan kimselerin eşlerini ve çocuklarını da ganimet olarak helal sayarlar. Çok aşırı bir uç örnek. Çünkü bizim harekette de öyle şeyleri göreceğiz. Tekfir boyutu o şekil olacak. Evet. Yani bir uç nokta. Haddi zatında kendileri kendilerine cemaatul muslimun demişler ya da cemaatul davet vel hicre demişler. Hicret davet, insanları davet etmek ve hicret etmek. Fakat tekfir ve hicret cemaati, cemaatul hicre ve tekfir ise daha çok Mısır'da bunları sevmeyen, bunları yok etmek isteyen ve başarılı olan Mısır devletinin verdiği bir isimdir. Evet. Doğruluk payı var mı? Vardır. Çünkü kendi dışındaki herkesi tekfir eden ve bir dönem hatta toplumdan ayrılmışlar da çöllere gitmişler, ayrı yaşayan bir toplumdur. O orijinal bir isimdir. Yani her ne kadar düşmanları tarafından verilse de doğru bir isimlendirme olmuştur kendi hareketleri açısından. Evet hocam. Peki hocam, bu tekfir ve hicret cemaatinin görüşlerine biraz değinecek olursak. İşte görüşleri derken şöyle, bir görüşü irdelerken, anlamak isterken, anlamaya çalışırken o görüşün, o hareketin kurucusunu iyi bilmek lazım. Evet. Çünkü lider merkezli hareketler genelde liderin fikirleriyle şekillenirler. Lideri konuşurken bu defa liderin çağına gitmek lazım. Bu lideri oluşturan şartlar, etmenler, o çevre neydi? Evet. Bu liderimiz hangi şartlarda bu hareketi oluşturdu? Yani mesela bir, kendisi gözlemledi toplumu, tarihi bir değerlendirme yaptı, bir çıkış yolu aradı. Öyle bir hareket mi inşa etti? Hasan el-Benna mesela ve birçok hareket lideri. Evet. İki, yoksa bazı şeylerin, bazı şartların dayatması neticesinde belli bir yöne savrulma mı? Allah alem, yani kitaptaki anlatıma binaen ikinci görüşü seçebiliriz. Bizzat lideri'nin
oturup toplumu gözlemleyip bu topluma bir reçete sunma, bir çıkış sunmak için, kurtuluş için bir mücadelesi değil, kendisinin şöyle bir durumu var, yani çevresinin dayattığı bir durum vardır. Şükrü Mustafa, Asyut Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci, 65 yılında İhvan'a mensup oluşundan dolayı, Abdülnasır dönemidir, içeri alınır. Hasan Hudeybilerle beraber, merhum şehit Seyit Kutup onlarla beraber, o dönemdir bu dönem. Çok ağır işkencelere uğrarlar İhvan mensupları, çok ağır işkencelere. Hatta Adnan Hoca'nın tabiriyle tarihte eşi benzeri görülmemiş işkenceler yapılır o dönem. Evet. Öyle kitaplar da piyasaya çıktı. Mısır zindanlarında İhvan'ın yani mazur kaldığı şeyler. İşte bu esnada hareket içerisinde farklı yönelişler ortaya çıkıyor. Şükrü Mustafa liderliğindeki bir hareket İhvan'a baş kaldırıyor tabiri caizse. Bir, bize işkence edenler kafirdir diyorlar. Niye? Hani zalimdir, kafirdir ayrımı. Onlar zalim, kafirdir diyorlar. Sebep şu, biz buraya niçin alındık? İslami bir endişeden, insani bir davadan dolayı alındık. E bunlar bize niye işkence ediyorlar? Ya da işkence etmese de buradaki bütün çalışanlar. Herkes bu kurumla ilintili, bu kurumla beraber başka kurumlarla ilintili, çevreye genişliyor. Yer alan herkes kafirdir. Çünkü bize İslam için bunları reva görüyorlar. Hasan Hudeybi bu tarz görüşlerin önüne geçmek için bunların zulüm olduğunu söylüyor. Ki kendisi de yaşı ilerlemiş olmasına rağmen bu işkencelerden kendi payına düşeni alacaktır. Evet. Görüşleri reddiye anlamında biraz da temele inerek, Şükrü Mustafa'nın çünkü beslendiği kaynaklar vardır. Temelde işte Mevdudi'nin bazı fikirlerini, Şeyh Seyyid Kutup'un ismini vermeden görüşlerini ve Şükrü Mustafa'nın ismini vermeden, hatta bu hareketin Seyyid Kutup'un bazı kitaplarını iyi anlayamadığını söyler. Çünkü kitabı irdelerken de göreceğiz, kimi fikirlerinde tamamen Şehit Seyyid Kutup'un etkisi vardır. Merhum Hudeybi de onları öyle eleştirecektir. Bunlar Kutup'u bile anlamadılar. Onun maksadından çok farklı şeyler söylediler. Mesela görüş şekillenmesinden dedik, çevrenin şartlarından biri. Şimdi Şehit Seyyid Kutup diyor ki İslami bir toplum inşa etmek lazım. Küfürden bağımsız. Bunlar ne yapmışlar? Demiş ki bu toplum şöyledir. Küfrün her şeyini reddedeceğiz. Tağutun her şeyini reddedeceğiz. Bu sistem çünkü kafir ve tağut bir sistem. Biz çöllere gideceğiz. Biz şehirleri terk edeceğiz. Gidip dağlarda, ıssız yerlerde yeni şehirler inşa edeceğiz. Orada yeni bir nesil inşa edeceğiz. Hatta muhayyemun diyorlar. Yani çadır kurmaktan evet. gelen bir kavram. Fakat orada yapamıyorlar. Yani insan medeni bir varlıktır. Evet. Sen orada yaşarsan eyvallah ama sonradan gidip sünnetullah'a aykırı bir şekilde bir şey inşa etmek istersen toplumu dışlayarak, toplumdan bağımsız olmuyor. Geri dönüyorlar. Bu defa topluma daha da yabancılaşıyorlar. Zindan hayatı, ağır işkenceler. Ağır işkencelerden sonra işte bir savrulma oluyor. Yani bunlar hani basit anlatıyoruz evet. ama zor. Fakat daha sonra kendini toparlayacaklarına toplumu tamamen dışlıyorlar. Şimdi Türkiye'de de bir dönem böyleydi. Yani neredeyse bütün toplum kafirdir algısı oluştuğu bir dönem. Evet. 90'larda özellikle. Mesela hatırlıyorum bizim toplumda bir mesele olduğu zaman halk derdi ki biz şeriata gidelim. Evet. Hocaya gidelim. Evet. Bunun din hükmünü soralım. Yani o arkadaşlar o gün bu toplumu beğenmiyordu. Bugün artık kimse bir mesele ile karşılaşan, herhangi bir olayla karşılaşan bir insan artık gidelim şeriatın hükmü nedir diye sormuyor. Belki de onların istediği bu muydu bilmiyoruz. Belki iyi niyetti ama bu toplumu reddediş bak nereden nereye getiriyor. Onlar da yani güya iyi bir niyetten çıktılar fakat toplumu dışlayınca tamamen ben merkezi oldukları an her şeyi kaybediyorlar. Öyle savrulmalar yaşayacağız ki göreceğiz çok ilginç, çok korkunç şeyler dahi olabilir. O reddeye gelecekler. Tabii Allah korusun. Yani niyetle beraber amelin ne kadar önemli olduğunu, davranışların ne kadar evet. uyumlu olması gerektiğini de buradan anlayacağız. Dediğim gibi o çadır toplumundan bu sefer şehire geri dönüyorlar. Bu sefer tamamen yabancılaşıyorlar. İki ara bir dere misali toplumu bu sefer tamamen dışlayacaklar. Yani içlerinde doktorlar var, mühendisler var, öğretmenler var. Yani okumuş bir kesim ama dediğimiz gibi her şey okuma anlamında değildir. Toplumu okumak önemli, toplumu algılama önemli. İkincisi de kişinin fikriyatında başında geçen şeyleri iyi bilmek lazım. Bu tür hususlar olmadığı zaman ne tür savrulmalar, bana biraz da komik gelecek şeyler evet. Olacağını inşallah göreceğiz. Keşke yaşanmasaydı diyoruz tabii. İnşallah hocam. İşte bu cemaat kurulduğu zaman dediğim gibi bu aşamaları geçiyor Şükrü Mustafa ve arkadaşları. En son cemaatlerini inşa edecekler, kuracaklar. Kurdukları zaman bazı kitaplar yazıyorlar kendileri.
Bu kitaplarla kendilerini anlatıyorlar. İşte çalışmamızda o kitaplara ulaşamadığını söylüyor yazar. Fakat ana konularını başka oradan alıntı yapanlar, yani kaynaklar neler? Bir, dolaylı ikinci kaynak kitaplar var. İki, bir de o hareketten ayrılanların yazdığı bazı kitaplar var. Mesela Ebu'l-Hayr diye biri var. Bir iki tane kitap. Hareketin içerisinde bir dönem kalıp daha sonra ayrılanların yazdığı kitaplar var. Onlarla anlıyoruz. Şükrü Mustafa'nın risaleleri var. Bir Kitab-ül Hucciyat. Burada kendi hareketin metodunu, sahabeye bakış açısı ve taklidin küfür oluşu. Hı hı. İkinci bir kitap İcmalü Tevilat, yani Ehl-i Sünnet'in bazı ayetleri tevil edişine değinecekler. Üç Tavassumat. Tavassumat adlı kitapta ise İslam'ın devlet yönetimi, şer'i siyaset konusuna değiniyorlar. İslam tarihini belli bir yerden sonra küfrü olarak niteleyecekler. Mehdiyet konusunu gündeme getiriyorlar ki Şükrü Mustafa'yı Mehdi görecekler. Son kitap ise El-Hilafe. Burada da kendi hareketinin inşası, kuruluşu, gelişimi, davet, tebliğ, devlet ve hilafete giden süreç. Bu son kitabın iki eki vardır. Bir, Yahudilerle ilgili bir çalışmadır. Evet. Yahudileri anlatıyorlar. İkinci hususta ise İhvan. Zaten Hudeybi ile çeliştikten sonra Şükrü Mustafa Hudeybi'yi tekfir edecek, bütün İhvan'ı tekfir edecek. Evet. Yani o yazma nedenlerinden biri de budur. İşte o bu dört kitaptaki fikirleri şöyle irdeleyebiliriz ana hatlarıyla. Buradan değineceğiz. Artık görüşlerine geçeceğiz. Evet. İnşallah görüşleri nedir onu konuşacağız. İnşallah hocam. Tabi burada hani İslam'ın bu cemaatin hareketi noktasında bir de İslam'ın tabi asgari bir görüşü var. Evet. Yani İslam'ın bakış açısı var bu olaya. Yani buradan başlayacak olursak bu hareketin görüşlerin bakış açısı nedir? Görüşler içerisinde. 7 maddede toplamış İslam'ın asgarisi diyorlar. Evet. Tabi bu söz hakikatte doğru fakat yorumlamasına geleceğiz. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü var ya, hakim hüküm Allah'ındır, hakim Allah'tır diye deyince diyor ki söz doğrudur, murat batıldır. Yani kastettikleri ne? Hazreti Ali meşhur hakem olayıdır. Evet, hakem Allah'tır Celle Celle. Her şeyin son nihai hükmünü o verir. Peki bu nasıl uygulayacağız? Asgari Müslümanlık, tebeyyün, açık olma, farzların taarruzu çelişkisi meselesi var. Evet. Büyük günah işleyenin dinden çıkmış olması kafirlik, kendilerinin tek Müslüman olması, ümmülüğe davet ve toplum. Şimdi dediğiniz asgari şudur. Evet. İslam'a göre asgari olan şudur. Kelime-i şehadeti söyledikten sonra iman edilen 6 ilke ve ondan sonra İslam'ı imkan ölçüsünde yaşamaktır. Temel çerçeve. He. Hatta anahtar kelime-i şehadettir. Onlar şöyle bir örnek verirler, mantıklı bir delil getirirler. Derler birisi mesela İskenderiye'den yola çıkıp Kahire'ye gitmek isteyen birisiyim. Kahire'ye gitmedikçe yolculuğu tamamlanmamıştır. Haliyle bir insan Müslümanlığa girdiği an İskenderiye'den yola çıkmıştır. Bütün farzları yerine getirecek ki Kahire'ye ulaşacak. Tabii reddiye yazmışlar. Yani demişler yanlış bir yani bir kere örnekleme yanlış. Evet. Çünkü İslam yola çıkmak o değil, o eve varmaktır. Yani imana girmek dine girmektir. Sen şehre varmışsın, ev örneğini veriyorlar. Eve girdin. Kapıyı açtın, kelime-i şehadet budur. Ama ondan sonra işte evin girişinde mi beklersin, salonunda mı, odasında mı ya da bir şehrin hangi konumunda, şehirde insanlar çeşit çeşittir, mertebe mertebe. Haliyle bir insanın bütün farzları yerine getirme imkanı yoktur. Zaten ayetler ve hadislerle de gelecektir. Yani birçok ayet ve hadis biliyoruz. Günah işleyen Müslümanlar vardır, hata eden Müslüman vardır, bazı farzları yerine getiremeyen Müslümanlar vardır. Bu hususlarda mesela onların delilleri nedir? Bize kılıç çeken bizden değildir. Diyor biz iman ettiğimiz için, Allah'a çağırdığımız için zindanlardayız. O halde bunlar kafirdir. Sistemi, Abdülnasır yani ve Mısır'ın bütün toplumunu. Yani buradan şunu anlıyoruz. Ayeti anlayıp, ayeti hayata getirmek değildir onların. Yaşadıkları bir durum vardır. O ağır işkencelerin de etkisiyle direkt kendilerinin dışındaki herkesi tekfir etmektir. Elbette bize kılıç çeken bizden değildir diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bazı hadislerde vardır, bizden değildir ifadesi vardır. Ya da şu özellik olan cennete giremez diyor, kokusunu alamaz. Burada kastedilen bu hususlar eğer itikadi ise, imani ise bizden değildir derken Müslüman değildir. Evet. Yok ama ameli boyuttaysa o günahkardır. Yani mesela yoksa bir ameli davranışla insanlar dinden çıkabiliyor işte. Kibirli olan bir insan direkt kafir sayılıyor. Haliyle bizden hatta değildir bize kılıç çeken. Yani Müslüman bunu yapamaz. Ayet var. Hucurat suresi. İki Müslüman taife savaşırsa aralarını uzlaştırın diyor ayet.
Ya hani direkt bir Müslümana saldıran cehennemlik kafirdi? Evet. Halbuki ayet bizzat reddediyor. Hani orada ya, hadis ve ayetlerde şu vardır. Bir Müslüman bir Müslümana saldırması aklını alacağı bir şey değil. Yani bu kafirdir anlamına gelmiyor. Ha, eğer Müslümanı, Müslüman olduğu için, mümin olduğu için bir insan katlederse o ebedi cehennemliktir. Ama onun dışında iki mümin gayet de çarpışabilir, savaşabilir. Yani, İstenmeyen ama olabilen bir şeydir. Şey değil mi hocam, yanlış yapılan burada zaten hani bir nevi cımbızcılık diyebileceğimiz. Yani evet, İslam'da ayetler vardır, Kur'an-ı Kerim gerçeği vardır ama bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, bunu hayata tatbik edişi, bizlere sunuşu vardır. Yani bunları bir bütün olarak almayıp sadece belli yerleri çekip ona göre hareket etmek, o yanlış. Hatta ona ne diyor? Biz parçacı anlayış. Evet. Yani işimize geldiği zaman bir ayetin bir parçasını ya da bir hadisi almak, evet, diğerlerini o an tamamen devre dışı bırakmak. Bu parçacı anlayıştır. Evet. Yani dediğimiz gibi bize kılıç çeken bizden değildir. Ama Allah diyor ki kim mümin savaşırsa. Demek savaşabilir. Yani bu bütüncül bakıldığı zaman dediğiniz gibi birçok hususta bu gelecek. Mesela Allah Resulü'nden sonra halifeler var radıyallahu teala anhum. Hazreti Ali haricilerle çarpışmıştır. Evet. Ama onların malını ganimet almamıştır. Hatta şöyle bir hadis var. Cemaatten ayrılan bizden değildir diyor. Yani kendilerini şöyle, bizim o maddeleri sayarken, cemaati anlatırken maddeleri saydık. Kendilerini seçkin bir cemaat olarak görüyorlar. Kendi dışındakilerini ise Müslüman görmüyorlar. Bizden ayrılan diyorlar. Hani hadis var ya, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdular. Cemaatten ayrılan cahiliye ölümü üzerine ölmüştür. Evet. O cemaat biziz diyorlar. Bizim dışımızdakiler kafirdir. Halbuki hadiste şu var. Bir, cemaat İslam'ın kendisidir. Kur'an ve sünnet bütünlüğü. Yazarımız burada hatta şöyle bir şey diyor. Kendi yazarımız Ahmet Celil. Biz burada ona itiraz ediyoruz. Kendim itiraz ediyorum. Cemaatten ayrılan diyor Rafizi ve Şialardır. Evet. Bu yine tekfirciliğe kayma olabilir. Halbuki Hazreti Ali Efendimiz savaşta haricileri yani mallarını ganimet olarak almamıştır. Kendisine karşı gelmeyen haricilerle de savaşmamıştır. Bir köşeye çekilmişlerse. Evet. Buradan kastedilen şudur. Cemaat derken İslam kastediliyor. İslam'ın bütünlüğü vardır. İslam'dan ayrılan, Peygamber Aleyhisselam'dan o gün ayrılan İslam'dan ayrılmıştır. Bu da nedir? Müslüman olduktan sonra kafir olduğuna dair açık bir delil olmayan hiçbir insanın kafirliğine Allah Resulü Aleyhisselam hükmetmemiştir. Açık bir delil olacak. Evet. Ya da açık inkar olacaktır. Bir de hadisin toplumsal bir karşılığı vardır. Toplumsal karşılığı şudur. Araplar dağınık yaşardılar. Dağınık yaşamayı tabiatında olan bir millettir. Onları bir araya getiren Allah Resulü Aleyhisselam'dır. İslam'dan ayrılan, yani darmadağın olursunuz. İslam'dan ayrılırsanız izzetiniz gider, darmadağın olursunuz. Yine bölük pörçük olursunuz ve hiçbir anlam ifade etmezsiniz şeklinde yorumlayan alimler de var. Başka hadisler mesela delil getiriyor. Diyor, burada bir imana bir şart daha ekliyor. Biat şartını ekliyorlar. Zamanın liderine, İslam liderine, halifesine biat ölmeden ölen cahiliye üzerine ölmüştür. Ayrıca Mümtehine suresi 12. ayet. O ayette şu husus vurgulanır. Mekke'den Medine'ye hicret eden mümin bayanlar oluyor. Allah-u Teala diyor onların imanlarını sınayın, o iman edenlerin. Ve onlar size biat ettikleri zaman diyor, ayetin genel mefhumunu söylüyorum. Hadi bak diyorlar, bir insan gelip bizim cemaate biat etmezse yine cennete giremez, mümin değildir. Evet. Halbuki basit bir mantık. Allah-u Teala ayetin kendisine gidiyoruz. Allah diyor ki o iman eden bayanlar geldiği zaman. Şimdi cemaat hicre diyor ki Şükrü Mustafa'nın ekibi. Bunlar geldiler ama biat edince mümin oldular. Halbuki ayetin daha net ifadesi var. Mümin bayanlar geldiği zaman. Yani ayet bayanlar biat etmeden, evet, mümin olduğunu söylüyor. Zaten iman etmişler. Zaten iman etmişler, evet, haliyle. Birçok sahabeyi biliyoruz. Sahabelik şerefine ulaşan nice insanlar biliyoruz. İman etmişler. Cibril hadisi var. Meşhur Cibril hadisi. İman, İslam ve ihsanın ne olduğunu anlatan bu hadiste ve Müslüman olan birçok insan biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam onlar Müslüman olduğu zaman biat şartını şart koşmamıştır. Evet. Bu tür hadislerde aslında onun sebebi vürüdünü bilirsek, hangi şartlarda, hangi ortamda söylediğini bilirsek daha sağlıklı neticeler elde edebiliriz. Bazen hadis ve ayetlerde onu bilmeyebiliriz. Onların bu genellemesinin bir nedeni şudur. Ayetlerde, hadislerde geçen küfür, isyan, masiyet, fasıklık kavramlarının hepsi kafirlik olarak adlandırmaları. Halbuki küfrün berisinde küfür vardır.
zulmün berisinde, gerisinde zulüm var. Yani çeşit çeşittirler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de iman, iman anlamında kullanıldığı gibi şükür anlamında da kullanılıyor. Evet. Küfür, bildiğimiz küfür anlamında kullanıldığı gibi nankörlük anlamında da kullanılıyor. Haliyle geçen bunlar, bu kelimeler dışındaki geçen başka kavramları direkt itikadı algıladılar. Böyle ciddi bir hataya düştüler. Orada da yani dediğim gibi bütün isyan kavramlarını günahkarlık ifade edenleri eşittir iman diye anladılar. Böylece milleti oradan tekfir ettiler. Çok ciddi bir hataya düştüler. Evet hocam. Mesela Efendimizin bir hadisi var yine. Çünkü onların delillerini bilmek babından. Hı hı. Yüz çevirenler hariç herkes cennete girecek. Ya Resulullah, yüz çevirenler kim? Sünnetimden yüz çeviren. Buradan ayetler de vardır. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, kasıt şudur. Kim Allah ve Resulünü kabul etmezse, Rab olarak Allah'ı, peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmezse, peygamberliğini kabul etmezse, yoksa bir insanın günah işlemesi ayrıdır. Yani kendileri hadisleri kabul ediyorlar. İçki içen sahabe vardır, Allah mahfizine zine eden vardır, ganimet çalan sahabe olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam hiçbirini tekfir etmemiştir. Allah'a karşı gelmişler. Evet. Resulullah'a karşı gelmişler. Onun için asgari dedikleri daha sonra gelecek, çok komik bir hale düşecek. Hı hı. Çünkü burada şöyle diyorlar. Asgari düzey demek bütün İslam'ı yaşayacak diyorlar. Ama sonra tuhaf şeyler söyleyecekler. İnşallah o konuya geldiğimiz zaman değiniriz. Yani nasıl bir tuhaflık içinde olduklarını anlatacağız. İnşallah hocam. Hocam değinecek konu çok ama dilerseniz evet, bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim. Şöyle. Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Değerli izleyenler, kitap tahlili programı kaldığı yerden devam ediyor. Faruk Tercih hocamla birlikteyiz. Hocam ilk bölümde Çağdaş Haricilik Düşüncesi kitabından bahsetmiştik. En sonunda bu hareketin görüşlerine değindik ve İslam asgarisi diye siz giriş yapmıştınız. Evet. Ardından dilerseniz devam. Hocam edelim. İkinci bir görüşleri var. Tebeyyün kuralı. İkinci görüşleri tebeyyün. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Hı hı. Hatta yetebeyyenu lekum hatta inca'akum fasiqu binabe'in fetebeyyenu. Fasığın biri, günahkarın biri size bir haber getirdiği zaman onu iyice araştırın, ortaya çıkarın. Şimdi bu Kur'an'ı kavramı alıp şöyle bir ilke geliştiriyorlar. Bir insan İslam'ın bütün farzlarını yerine getirse, haramlarından kaçınsa biz ona mümindir demeyeceğiz. Bekleyeceğiz tebeyyün, durumunun ortaya çıkması. Bir insan bütün farzlarını yerine getirdi, haramlardan kaçındı. Neyi bekliyoruz? Gelip bizim cemaate uyacak. Bizim cemaate uyuncaya kadar onu hala Müslüman saymayacağız, beklemedeyiz. Yani ispat istiyorlar. İspat bize tabi olmasıdır. Evet, bize tabi olursa, çünkü ölçü biziz, haşa, Allah'ın dediği biziz şeklinde bir kuralları var. Tabi bu işte küfür. Evet. Kafir yani toplumu evet, tekfir etme. Bu işte haricilere benzeme yeniyen, haricilerde öyle bir durum varmış. Onların da istiraz dediği bir şey vardır. Yani kendilerine muhalif olan bütün Müslümanların çoluk çocuğunu, eşlerini ganimet olarak helal saymışlar. Hatta öyle bir fetva verilmiş Nafi bin Ezzak, çoluk çocuğu kesin öldürün. Yani çok korkunç bir hale gelmişler. Yani acımasız olun. Yani haricilerin meşhur tarihlerinde var bir müştehid imam, şu an hatırlamıyorum ismini. Bir kervanla giderken haricilere denk geliyorlar. Evet. Bu durumu fark edince millete diyor ki kervandakilere, bunlarla ben konuşacağım, siz konuşmayın. Geliyorlar, işte tanışıyorlar, kimsiniz? Biz İslam'ı araştırmak için yola çıkan insanlarız diyor. Elhamdülillah diyor haricilerin lideri. Siz o kimselersiniz ki Allah'ın şu ayette dediği kimselersiniz. Siz bize emanetsiniz. Evet. Allah diyor onları gidecekleri yere kadar güven içerisinde götürün. Biz sizi götüreceğiz. Yani ilginçtir. Müslümanım deseler sorarlar bir iki soru. Onların görüşüne uymuyorsa kafirler ve katiller vaciptir diyorlar ya. Aynı mantık burada da devreye giriyor. Yani kendilerinden ise eyvallah, değilse Allah muhafizine, öyle bir sert bir şeyleri var. Evet. Kendi gruplarına uyan bir insan Müslümandır. Kendilerine uymuyorsa değildir. Halbuki Allah Resulü Efendimizin onlarca Müslüman olan sahabede örnekliği var. Bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği an mesele bitmiştir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i şehadetle İslam'a girmiştir. Yani ondan sonra Efendimiz hatta gidip özel hallerini araştırmamıştır bile. Şey örneği var hocam, hatırlarsanız Usame örneği var.
Yani Usame savaşta hani bir müşrik şehit öldürüldüğü zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kızıyor. Yani kelime-i şehadet getirmiş senin için yeterli olmadı mı? Artık senin için nasıl bir delil sunması gerekiyordu diye. Yani öbür tarafta sen bunun hesabını vereceksin diye de kendisine kızmıştır. Hatta yani, ne diyor? Tabii. Kalbini yarıp içine mi bakacaksın evet, diyor. Bu önemli. Yani buradan şu anlaşılmasın tabii. Toplumu her şeyi yapsın boşver anlamında değil. Fakat bir insanı Müslümanım diyorsa bir, bizim ona İslam'ı anlatma görevimiz vardır. İslam'ı ona ulaştırma görevimiz vardır. Fakat gidip onun özel hayatını araştırma durumumuzu Allah, casusluk işte. وَلَا تَجَسَّسُوا Evet. Birbirinizin casusluğunu yapmayın diyor Allah. Ama anlattığın derdiyle dertlerinin ona hakikati hatırlattın. Yani onu kendi haline bırakmayın diyor Allah. Birbirinize يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرْ kaidesi vardır. Bunları hatırlatın diyor. Dedim ki ama kalplerine bakmayın. Kalplerini siz zaten yapamazsınız. Göremezsiniz. Evet. Evet. Üçüncü bir husus fazların çelişmesi. Şimdi bu İslami bir devlet kuruncaya kadar şöyle bir ilkeleri var. Az önce dedik ya, bir farzı terk eden, bir haramı işleyen kafirdir. Fakat şimdi işte o savrulma başlayacaktır. Korkunç bir savrulma başlayacaktır. Bu defa diyorlar ki biz mustazafız. Mustazafı nereye getiriyorlar? Biz mazlum. Ezilmişiz, evet. Mazlumuz. Bunu bir dönem Türkiye'de bazı solcular yapıyordular. Ya biz işte mustazafız. Yani bize bazı aslında ibadet de farz değil. Namaz da farz değil. Oruç da farz değil. Yani namaza, oruca, İslam'a gelince bir an bunlar bütün özgürlükleri elinden alınmış insanlara diyorsun ki ya elencenden geri kalıyor mu? Hayır. Şu işlerinden geri kalıyor mu? Hayır. Niye imana gelince? Bu iman düşmanlığıdır. Şimdi burada da gerçekten yani İslam'ı tamam ağır işkenceler çektim fakat bir yerde insan durabilmeli. Mesela Şükrü Mustafa anlatılırken çok inatçı diyorlar. Sert mizaçlı biridir. Liderin kişiliği hareketi etkiler. Yani bizzat kopyası da bazen olur. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz hilafeti kurunca hayatta devam ediyor. Bir hareket var, bir aksiyon vardır. Bazı şeyler bazen engellenebilir, bazı farzları yerine getiremeyebiliriz. İki farz çelişirse, çakışırsa ne yapacağız? Daha önemli olanı alacağız, yeni bırakacağız. Diyorlar bizim fertlerin güvenliği için sakal. Sakal farzdır diyorlar ama bizim güvenliğimiz için sakalımızı keseceğiz. Hepsi sakal yani ya da çoğu sakallarını kesiyor. Cumalara gitmiyorlar. Evet. Yani hatta ileride gelecek küçük günahtan dahi tövbe etmeyen kafirdir diyorlar. Çok ağır bir şey. Evet. Büyük değil, küçük günahtan dahi tövbe etmeyeni tekfir eden bir hareket. Artık bazı farzları dahi yerine getirmiyor kendi. Kabul ettiği farzları dahi yerine getirmeyecekler. Çok ilginç, çok komik bir hale gelecekler. Mesela tabii kendilerince delil getiriyorlar. Şimdi savrulma dediğimiz gibi başlayınca sonu gelmiyor. İşte mesela Allah Resulü Aleyhisselam Hendek Savaşı'nda Kureyza yürüdüğü zaman kendi namazını da orada kılacağız diyor. Bazı sahabe kılıyor, bazıları kılmıyor. Vakit çıkıyor. Yani bu olayı delil getiriyorlar. Ammar bin Yasir radıyallahu teala anh'ın olayını delil getiriyorlar. Kab bin Eşref var. Ammar bin Yasir meşhurdur. İşkenceler altında imanı inkar. Kab bin Eşref'in öldürülüşünü delil getiriyorlar. Büyük bir İslam düşmanı, Mekkelilerle işbirliği yapan bir insan. İleri gelen bir Yahudi. Çok büyük suçları var. Bir de Medine'nin kendi içinde Müslümanların Yahudilerle anlaşması var. Tabiri caizse vatana ihanet suçu da işlemiş. Çünkü Berber Medine'yi savunacağına dışarıdakilerle çalışıyor. Evet. İslam'a hakaretleri dışında. Onu öldürmeye giden sahabe bazı şeyler söylemek istiyor. Efendimiz de izin veriyor. Peygamberimizle ilgili. Bunu delil getirerek kendileri, başkalarını tekfir ettikleri bazı hususlarda artık lakayt davranmaya başlıyorlar. Hatta şöyle diyorlar, bir şey %54 bizim lehimize ise onu yapabiliriz. %46 aleyhimize ise, işte o zaman Mısır istihbaratı bunları kullanıyor. En son 1978 yılında Efkaf, Vakıflar Bakanı Muhammed Hüseyin Zehebi, tefsir alanında ciddi çalışmalar var, onu katledecekler ve hareketin sonu o zaman gelecek. Yani düşün, Müslüman toplumu beğenmeyen, bu zalim rejimden dolayı, Mısır toplumundan, devletinden dolayı fikir savrulması, çöllere kadar savrulan bir hareket toplumu tekfir ediyor. Ama daha sonra dönüşte o devletin bir, affedersiniz kullandığı bir aygıt oluyor. O devletin, istihbaratın kullandığı bir aygıt oluyor ve
kendi toplumuna yabancılaşmanın, diğer İslami harekete mensubu İhvan başta olmak üzere bütün Müslümanları kafir sayan bir hareket, öyle pis işlerde, hatta ahlaki olarak da bir bozulma yaşıyorlar, yağmacılık yapıyorlar, çok tuhaf işte, savrulma durmuyor ya, her şeyi caiz görüyorlar, toplumun bütün malları helaldir, hile caizdir, çünkü bunlar bizden değildir diyorlar. Ya işte onun sonu gelmiyor. En son da böyle bir akıbetleri de iyi bir şekilde olmuyor. Hem ahlaki yapıda da bir savrulma oluyor. Halbuki Müslüman bir insan, Allah Resulü'nden örnekler biliyoruz, vefat ettiğinde dahi bir Yahudi'ye borçluydu. Evet. Ya senin düşmanın değilse, İslam düşmanı değilse. Ama bunlar bütün toplumu kendilerine düşman bellediler. Özellikle Müslümanları düşmanını bellediler. Çok ilginçtir. Akıbetleri o şekilde Allah'ın muhafizine çok nahoş bir şekilde sona eriyor. Bir de kendilerini de zaten ahir zamanın cemaati olarak sanırım görüyorlar. Orada şöyle, aynen ahir zamandayız. Allah Resulü Efendimiz'in verdiği haberler var. Deccal gelecek. Evet. Deccal de Yahudilerdir. Yahudilerin Mehdi dünya var. Hakimiyeti şu an Yahudilerin elinde. Şükrü Mustafa da Mehdi'dir. Yani şimdi bazı ayetler delil getiriyor. Cuma suresi 3. ayet. Henüz size katılmayanlar diyor Allah-u Teala. Şimdi ayeti insan kendini uygular. Maide 54 vardır. Kim Allah'ın dinini terk ederse Allah yeni bir toplum getirir. Evet. Tevbe 33 vardır. Şimdi bir Müslüman hareket için gerçekten toplumu okuduğu zaman bazı ayetleri kendisi için kullanma tabiri derken ben bunun kapsamına girebilirim. Hayatına tatbik edebilirim. Eder ve evet, ben bunun kapsamındayım diyebilir. Hakkı da vardır. Fakat bu ayet beni anlatıyor. Ben sadece benim dediği an o zaman iş değişiyor. Kişiselleştirmiş oluyor. Allah'ın muradı budur. Halbuki kendisinde kabul ettiği bir şey vardır. Hadisler vardır mesela. Ayetin bir yorumu, hadiste gelen bir yorumu. Bu ayeti mesela Cuma suresini Allah Resulü'ne 3 defa soruyorlar, cevap vermiyor. Üçüncüde diyor ki Selman'a böyle vuruyor, Selman'ın sırtına. Bunlar diyor Selman ve gibileridirler. Yani Arap olmayanlar. Hatta iman Süreyya Yıldızı'na dahi gitse onlar geri getirirler şeklinde. Dediğim gibi bir savrulma, artık en seçkin cemaat onlar. Hatta kendi cemaat fertlerinden birinin yaptığı bir hususu 50 tane sahabenin ameline denk tutuyorlar. Sahabe kim? Sahabeyi de şöyle anlatacaklar. Onların o yanılgılarını anlatırken bahsediyor. Sahabe Arapçayı da bilmiyordu. Kur'an'ı anlamıyordular. Haşa, bedevi gibi anlatıyorlar. Bir sahabeden çok üstünüz. Sahabenin bazı güzel davranışları vardır. Sahabenin görüşünü almak hatta küfürdür. Tekfirciliğe varana kadar sahabe Kur'an hakkında hiç konuşma hakkı yoktur. Çünkü o tefsirde bakış açıları da öyle. Evet. Hatta şöyle diyorlar tefsirde. Geç onu ileride biraz daha deli toplu onu sonra söyleyelim. Ümmüliğe davet ediyorlar. Hiçbir meslekle uğraşılmaz. Müslümanın tek görevi var, gidip kendine namaz kılsın. Eğitim, öğretim, her şeyi bırakıyorlar. Öyle bir şeyleri var. Tamamen devre dışı. Ümmi olmakla övünüyorlar. Biz ümmi bir peygamberin ümmetiyiz. Halbuki Kur'an'da anlatılan ümmi, evet, ehli kitap olmayan, yani Hristiyan ve Yahudi gibi, Abdullah bin Abbas'ın da bir yorumu var, ayetlerde de geçiyor. Yani ehli kitap, kitabı olmayan millet demektir, evet, ümmi demek. Allah Resulü'nün okuma yazma bilmemesiyle ilgili başka ayet vardır. Sen daha önce okuma yazma bilmezdin diyor. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın ümmi oluşu, yani o topluma mensuptu. O toplum kimdi? Arap'tı. Evet. Onlara Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Allah kitap göndermemişti. Bunun nihai neticesi içlerine kapandılar. Hatta bu kapanmada şöyle bir şey çıkıyor. Kendi fertleriyle karşılaştığı zaman Esselamu Aleyküm diyorlar. Kendi cemaatlerinden olmayanlara da Selamun Aleyküm diyorlar. Şimdi Esselamu ile Selamun, bu Arapça bir kuraldır. Evet. Yani Esselamu derken o eyle başlaması, yani sen benden Müslümansın. Sen belli bir insansın, Müslüman bir insansın. Kategorize. Evet. Selamun Aleyküm ehli imana. Namaz kılan birine Selamun Aleyküm diyor. Yani sen bizden değilsin, seni tanımıyorum, sen kafirsin. Selamı dahi böyle bir şey yapıyorlar. Onun için İslam'ı anlarken, yaşarken Üstad Bediüzzaman'ın o müthiş sözü burada devreye giriyor. Yani insan hak üzereyim diyebilir ama hak sadece bendedir dememeli. Bu anlayış hak sadece bendedir ile ortaya çıkmış. Bu dediğim gibi bu onların ahlaki yozlaşmaya götürüyor. Çok korkunç bir yıkıma götürüyor. En son bir yöntem hataları konusuna geldik hocam. Evet hocam, ben de tam ona değinecektim. Yani orada Kur'an ve sünnetin anlaşılması konusunda görüşleri var. Dilerseniz oradan başlayabiliriz. Kur'an ve sünnetle ilgili dediğim gibi oradan, Kur'an diyorlar nettir. Açıklamaya ihtiyacı yoktur. Hadis de nettir. Alimlerin hadislerle ilgili yazdığı hiçbir kitaba gidilmez. Açarsın, bizde mealcilik akımı vardı ya.
ve acilik aklı. Evet. Açarsın Kur'an'ın, bakarsın, tamam. Çünkü net bir Kur'an. Allah kolaylaştırmış, herkes anlar. Hadisler de öyle. Adama sorarlar, Türkiye'de de bazen öyle oluyor. Adam 30 kitap yazar, 50 cilt kitap yazar ve Kur'an'ı herkes anlar. Gerek yoktur. Hocam sen niye tefsir yazdın? Kalpleri biz bilmeyiz. Ama bir hoca da şöyle demişti, kendisi de tefsir yazmakla meşgul. Diyor 30 yıl boyunca insanlara meal okuyun dedik, yanlış yaptık. Tefsirsiz olmuyor. Yani bazı yeniden keşfe gerek yok Amerika'yı diyorlar ya. İnsanlık tecrübesi önemlidir. Müslümanların tecrübesi daha önemlidir. Büyük konuşmamak. Bunlar böyle bir çok sert giriş yapıyorlar. Mesela diyor herkes kendisi müçtehittir. Herkes kendi içtihadını kendisi yapmalıdır. Hiçbir alime gidilmez. Onun için Kur'an ve hadis herkes anlar. Bu cemaatten ayrılan Ebu'l-Hayr diyor ki, bazı konularda diyor ben farklı görüşler ya da başkaları farklı görüşler ileri sürdüler. Evet. Dediler ki sen liderden farklı düşünüyorsun, sen kafirsin. Ya hani hepimiz içtihad edecektik? Hani hepimizin Kur'an'ı anlaması vardı? Yo, sen lider gibi anlayacaksın. Orada işte kıvırmaya başlıyor, o savrulma bak itikadi, amel her şeyle götürüyor. Yani kendi aralarında çelişkiler yumağı böyle başlıyor. Dediğim gibi sahabeyi haşa cahillikle suçluyorlar. Sahabe bir şey bilmiyor diyorlar. Yani o halbuki Allah-u Teala'nın Kur'an'ında, Resulullah Efendimiz'in hadislerinde cennetlik olduğunu belirttiği, işlerinde Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar var, Aliler var. Her biri bir ilim deryası. Mesruk var, meşhur tabiyen onun deyimiyle. Bazı sahabe iki kişiyi doyuruyordu ilmen. Manevi olarak bazısı bütün toplumu doyurabiliyordu. Ki bazı sahabeler var, onların anlayışlarıyla Kur'an örtüşüyordu, ayet geliyordu. Bu sahabe, yani bu dediğim gibi savrulma bir yerde durmuyor. Artık sahabeyi dışlamak bir yerde ne dese söyleyemiyorlar. Belki peygambere kadar gidecekti, hareket o günleri göremedi. Sonuçta hocam sahabe bizim için hani İslam'da ayna gibidir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileridir. Aynası, çünkü bizzat onu görmüş, onu yaşarken uyguladıklarını hayatına tatbik etmiş. Yani sahabeyi insanı başarısız görmek, Resulullah Aleyhisselam'ı başarısız görmektir. Bu sahabe olayı basit bir olay değil. Öğretmenleri başarısız olmuştur. Çünkü son din. Diyebilir ya başka peygamberlerde de oldu. Önümüzde Kur'an var. Sahabeyi anlatan ayetler vardır. Ensardır, muhacirdir, onlarla güzellikle uyan. O kadar net ayetler var ki hadisi kabul edilir bu hareket. Hadisler hayli hayli çoktur. İşte savrulma dediğimiz gibi başlayınca bir yerde durmuyor. İcma ile ilgili diyorlar. İşte herkes içtihad edecek diyor ya, icmayı yapan kafirdir diyorlar. Artık o kafir damgasını eline aldılar ya. Artık durmuyorlar. İcma eden kafir, bir görüş söyleyen herkes müçtehit olmalı ama sen söyledin sen kafir. Çok ilginç. Hatta Kur'an'da geçen Ummul Kura kavramını dahi Mısır'a hasrediyorlar. Küfrün merkezi burası diyorlar. İlginç. Niye? Çünkü orada kendileri zulüm gördüler ya da istedikleri başaramayınca öyle bir şey. Mesela şöyle bir sözleri var diyorlar. Küfür taklitle başladı. O halde taklit küfürdür. Her taklit, mezhebi taklit küfürdür. Her alanda taklit küfürdür. Bu kabul edilmez. Tamam, taklit körü körüne İslam'da yoktur. Hatta yazarımız burada bir şey hususu söylüyor. Taklitle ilgili bir görüşü var. Sayfa 96'da bir notum var. Burada yazara katılmadığımız bir gün. Diyor ki alimler taklitle ilgili bazı şeyler söylemişler. Halbuki diyor alimler taklidi tamamen caiz görmemişler. Burada yazarımızın görüşü. Burada yazara katılmıyoruz. Çünkü bizim kitaplarda şöyle ifadeler var. Bir insan bir mezhebe tabi olduğu zaman onun mezhebi onun için nas gibidir. Ayet ve hadis gibidir. Tamam, burada biz bunları eleştirirken yanlış bilgi de söylemeyeceğiz. Burada yazara katılmıyoruz. Bizde de öyle görüşler vardır. Halbuki şu vardır. Bir insan delilini biliyorsa başka mezheple de amel eder. Ama delilini bilmekle beraber. Meselede içtihat kavramı diye bir kavram vardır. Onun için taklit özellikle körü körüne iyi değildir. Ama taklit küfür demek. Hele hele İslam tarihini irdelerken diyorlar Hicri 4. asırdan sonra küfür dönemi neredeyse. Öyle bir tabir kullanıyorlar. Mesela Üstad Bediüzzaman başka alimler de tarihi irdelerken diyorlar işte Hicri 5. asırdan sonra duraklamadır. İslam'ın köreldiği, yani Müslümanların köreldiği dönemdir demek ayrıdır. Ama bir küfür gibi bir damga vurmak bambaşka bir şeydir. Hocam sonuçta hani bizler dedelerimizden, annelerimizden, babalarımızdan İslam'ı öğrendik. Sonradan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladık, sünneti okumaya başladık. Yani dolayısıyla aslında taklit İslam'da bir nevi bir gelenek şeklinde uyguladığımız bir şey. Şöyle diyoruz ya, İslam
kültür olarak yaşandığı evet. zaman, topluma yayıldığı zaman İslam'dır. Biz başarılıyız demektir. Birçok adetimiz, geleneğimiz var, İslam'dır. Belki biz farkında değiliz. İşte bu içselleştirmektir. Bu içselleştirme olmazsa, din hocalar arasında kalırsa, ders sahibi insanlar arasında yaşanırsa, yaşanmaya çalışırsa, topluma ulaştırmayınca gün gelir onlar da artık bunu yürütemez ya da onların nesli de bunu devam ettiremezler. Yani netice itibariyle bu yaşanmışlık bir tecrübedir. Evet. Tecrübe nesillerce aktarıldıkça İslamiyet bu şekilde daha güzel ve doğru şekilde aktarılıyor. Ki ameli boyutta taklit çok geride kalıyor. İtikatta bir savrulma olmadıktan sonra Allah'a imanda, peygamberde, ahirette imanda. Diğerinde alimler çok geniş davranmışlar. Evet. O konuda bir darlaştırmaya gitmemişler. Evet hocam. Burada sonuç bir kısmı var hoşuma gitmişti. Onu ben hatta şöyle bir genel bakayım. Şimdi genel bir değerlendirme yapmak yönünden kendilerine aşırı güvenleri vardır. Zaten bu hareketlerin ortak özelliklerinden biri budur. Günümüzde öyle gençler de gerçekten iyi niyetle ortaya çıkıyorlar ve kendilerine aşırı bir güvenleri vardır. Liderlerine bu sefer aşırı tapmacı gibi bir anlayış oluşuyor bazen de. Evet. Yani Türkiye'de de benzerleri vardır. Aşırı güven var, aşırı güven aşılanıyor. Hatta kendileri, liderleri de fertlerine bazı şeyler söylüyorlar. Ama fertler liderden farklı bir şey söylediği zaman artık hareket onu dışlıyor neyse tekfir ediyorlar. Böyle bir paradoks, böyle bir çelişki vardır. Evet. Kendilerini merkeze alıp hak sadece benim deme noktasında ne kadar savrulma olduğunu gördük. Yani ilk önce belki iyi niyetle biz gidelim, kendi bir insan bir görüşü olur, bir anlayışı olur. Bir eğitim sistemini beğenmeyebilir, modern çağda da beğenmeyenler. Çocuğunu hiç okula göndermiyorum diyen de vardır. Belki yetersiz görüyor çeşitli nedenlerle. Toplumdan ayrılıp kendilerinin düşüncelerini hayata yansıtacak bir toplum oluştururken ama gerçekleri göz ardı ederek öyle bir şey yaptıkları için toplumu dışlıyorlar, daha doğrusu kendileri toplumdan soyutluyorlar. Yeniden topluma dönerken toplumu da kaybediyorlar. Evet. Yani onun için geçen haftaki bir kitabımızda geçmişti. İmam Mali'ye bir alim diyor, sen toplumu terk et. Hayır diyor. Toplum terk edilmez diyor. Sen bir köşeye çekilip İslam'ı yaşaman İslam değildir. Bu hareketlerde de temelde iyi niyet olmakla beraber sonra iyi niyet de bozuluyor. Çünkü ameller onu gösteriyor. Kendileri dışındaki kimseyi Müslüman kabul etmemek. Ama bu da kibirdir. Bu da yani ucubdur, kendini beğenme, kalbi hastalıklar dediğimiz hastalıklar kapsamındadır. Hele hele sahabeye, müştehit imamlara yönettikleri o ağır tenkitler asla kabul edilmez. Yani bu artık bir yerde haddini aşmaktır. Ne dese bu dinin peygamberine karşı çıkmak, onun yetiştirdiği talebelerine laf atmak çünkü oraya gidiyor. Yani kısacası sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bir hareketi irdelerken cemaat lideri ve toplumun o an, kişi toplumunun çocuğudur tabiri vardır, önemlidir. Onun için kendimizi ayetlerin eleğinden, hadislerin eleğinden geçirmek lazım. Dönem dönüp durup şöyle bir düşünmek lazım. Yoksa kendi yaşadığımız bir vakayı, kendilerinin böyle bir sözü vardır. Yani olayları İslam'a götürelim, öyle anlayalım diyorlar ama ilginç bir şeydir. Kendileri olayları İslam'a götürmüyorlar. Başına gelen bir olay olduğu zaman hareket bir şey benimsemiş ya da liderin kafasında bir şey oluşuyor. Ona uygun ayet ve hadisler bulunuyor. Onun dışında hiçbir ayet ve hadise bakılmaz. Reddediyorlar. Ama kendilerine uygunsa da o artık iman ve küfür gibi algılanıyor. Evet. Çünkü hatta onun için toplumu da ikiye ayırıyorlar. Diyorlar ki bu toplum bir yönetenler kafirdir. Gariban halk da kafirdir. Niye kafirdir? Çünkü onlar da onlara itaat ediyorlar. Yani Allah korusun, hakkı kendimize uydurmaktansa kendimizi hakkın ölçüsüne vuralım, evet. hakkın eleğinden geçirelim. Böyle yapmazsa kendi düşüncelerimizi ayet ve hadise değil, ayet ve hadisi kendi düşüncemize uydururuz. Ve böyle korkunç şeyler olur, yağmalar yapıyorlar, hırsızlıklar yapıyorlar. En son dediğimiz gibi Efkaf Bakanlığı, bir alimdi, fikirlerine katılmayabilirdiler. Onu katlediyorlar istihbaratın oyununa gelerek. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Gerçekten güzel bir program oldu. Değerli izleyenler, Faruk Tercih Hocam'la Çağdaş Haricilik Düşüncesi kitabını ele almış olduk. Profesör Doktor Ahmet Çeli kitabımızın yazarı. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.